Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Yine abonelerime de selam olsun buradan. Onlara da selam yolluyorum. Uzunca bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Çok güzel böyle mayalı, böyle kızarmış, böyle pufidik pufidik poğaçalar yapacağız sizlerle birlikte. Hemen direkt poğaçamıza girişelim. Ben buraya böyle poğaça için güzel bir kabım var. Onu ayarladım. Ondan sonra malzemelerimi sayayım. Ben iki tepsilik poğaça yapacağım arkadaşlar. Yani iki ölçü yapacağım. Siz ona göre yarıya düşünebilirsiniz malzemeleri. Burada benim bir su bardağı sıvı yağım var. Bir su bardağı koyacağım. Toplamda iki su bardağı sıvı yağım olacak. Şöyle bu şekilde. Bir ölçü daha koyacağım. Evet, kamerayı da yakınlaştırdım. Şu an malzemelerim gayet iyi gözüküyor arkadaşlar. Tripodun da faydası bu. Annem olmayınca bu şekilde yapıyorum. Şimdi nerede kalmıştık? Bir su bardağı sıvı yağ koydum. Şimdi bir su bardağı daha sıvı yağ koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ağız tadıyla afiyetle yemeği nasip etsin. Evet. Şimdi içerisinde benim 2 su bardağı sütüm var. Sütümü de koyuyorum. Sütümü kaynatmadım çünkü sıcak suyum var. Sıcak suyumu ekleyince ılık olacak mayalanması için. Yani hem sütü kaynatıp hem sıcak suyu ayarlamanıza gerek yok. İkisinden birini ısıtsanız oluyor. Şimdi benim 2 su bardağı sütüm vardı. Yaklaşık bir 400 milim kadar da sıcak su alacağım. Bu şekilde ölçü kapları da çok iyi oluyor. Ben bunu Tupperware'den almıştım. Yıllardır kullanıyorum. 150. Evet, 400. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada ilave ediyorum. Evet. Eğer siz iki ölçü yapmayacaksanız bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, bir su bardağı da su yaparsanız bu ölçü tam olacaktır. Şöyle bakayım. Kıvamı tam maya kıvamında. Bunun için de 2 paket maya kullanıyorum. Bir tepsiye 1 paketti. Saçıyoruz bunu. Dediğim gibi yaş mayanız varsa bütün bir paket yaş maya kullanabilirsiniz ama bu şekilde paket mayalardan 2 paketini kullanıyorum. Dilediğiniz markanınkini kullanabilirsiniz. Ondan sonra içerisinde normalde 6 yemek kaşığı toz şekerim olacaktı ama benim toz şekerim kalmamış. Yani 6 yemek kaşığı kadar kalmamış. O yüzden bir kısmını kesme şeker kullanacağım. Daha sonra tuz olarak da bir ölçüye bir tatlı kaşık tuz koyacağımız için ben iki ölçü yaptığıma göre 1-2 olacak. İkincisi tam dolu olmadığı için bu da yeterli. Yani toplamda 2 dolu tatlı kaşığı da tuzum o gerekiyor. Şimdi ben bunları bir kere karıştırıyorum. Mayam aktifleşsin. Sütümüz veya suyumuz ne kaynar olacak arkadaşlar ne de buz gibi. Yani parmağınızı içine böyle koyduğunuz zaman aynı yoğurt mayalamak gibi. Elinizi yakmayacak. Ilık olacak. Kolay gelsin Nazlı kız. Teşekkür ederim anneciğim. Ne yapıyorsun? Sen yoksun kendi kendime poğaçamı mayasını çırpıyorum. Kolay gelsin. Sağ ol anneciğim, teşekkür ederim. Bereketli olsun. İnşallah. Şekilde homojen hale gelinceye kadar çırpıyorum. Şimdi buradan
bulaşıklarımı alayım. Tezgahım. Aa bak unutuyorum. Yumurtamı da ekleyeyim. İçerisinde bir tane yumurtam var arkadaşlar. Onu da ilave ediyorum. Şekeri çırptık, artileştirdik mayayla. Yumurtayı da unutmadan. Onu da çırpayım. Siz isterseniz iki yumurta da koyabilirsiniz ama ben çok yumurtalı tariflerden hoşlaşmadığım için bir tane yumurtayı yeterli görüyorum. Evet. Homojen hale geldi. Bu şekilde çöplerimi de alayım. Böyle alanım geniş olsun. Geniş dünyayı kendimize dar etmeye hiç gerek yok. Bu şekilde. Evet. Gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi artık yoğurma zamanı. Bunu da yeni açmıştım. Evet arkadaşlar. Ben her ihtimale karşı her zaman unumu elerim. Hazır delenmiş unum yoktu. Şimdi şuradan alayım. Birisi olacak sana süzgeç tutu verecek veya onun eleği verecek sen yoğururken. Ama tek başımayız. O yüzden. Şunu bir çırpayım. Daha sonra elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Bu şekilde unumu eliyorum. Yani ben hep yıllardır bu şekilde yaparım. Unu elerim. İçinden öyle aman aman bir şeyler çıkmıyor bu hazır unlarda ama her zaman içim rahat etmeli. Biraz takıntı. Tıpkı şey gibi mesela. Kimisi paket gıdalarda pirinci bulguru yıkamaz. Ama ben muhakkak onlarla da yıkarım. Her zaman içimin rahatlığı önemli. Artık çırpıcıyı bırakıp elimle yoğuracağım. Artık boza kıvamını aldı. Bakın. Artık elime yoğuracağım arkadaşlar. Unumu eleyip. Şöyle. Nasıl olsa. Bol miktarda unumu şimdi eleyeceğim. Onun için bir ölçü veremiyorum arkadaşlar. Bu göz kararı olacak bir şey. Yani ben bunu hiç ölçmedim. Her seferinde gözümün kararına göre yoğuruyorum. Sayabilirsiniz. Bu şekilde kaselerle. Yani
ben her zaman dışarıdan içeri doğru yoğururum. Bu da bir çeşit taktik. Yani genelde poğaça hamurlarında veya açma yaparken veya başka bir şey yaparken. Her zaman bu şekilde dışarıdan içeri doğru. Hamurum sıçradı. Hamur sıçrayınca aç gelecek derler. Bizim çevrede. Bilmiyorum acaba gelen mi olacak? Şimdi. Bazı kişinin elinde hemen hamur mayalanır. Genelde benim de çoğunluğu öyle olur. Bilmiyorum elden mi, yoğurmaktan mı, yoksa o kişinin bereketinden mi? Şöyle koyuyorum. Evet. Gece Perşembe gecesi arkadaşlar. Yarın Cuma. Mübarek Cuma gecesi. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Belki birçoğunuz bunu daha günler sonra görebilir. Birçoğunuz hemen izleyebilir. Bilemiyorum. Ne zaman izlerseniz izleyin. Hepinizin cuması mübarek olsun. Mübarek cumaların yüzüsü hürmetine Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Herkese hayırlı işler, hayırlı rızıklar versin. Allah herkese yardımcısı olsun. Kısaca. Evet, artık yavaş yavaş hamurum kıvam almaya başlıyor. Arkadaşlar. Daha hamurum cıvık. Şimdi ben bunu biraz daha yoğurayım. O arada kısa bir ara verelim. Yoğurduktan sonra tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tekrar merhaba. Ben hamurumu güzelce yoğurdum. Bakın. Elime çok hafif yapışıyor. Böyle güzel bir hamur olacak şekilde yoğuruyorsunuz. Maşallah bir berekatuhu diyeyim. Nazar değmesin. Bu şekilde şimdi ben hamurumu mayalanması için bakın çok az yapışıyor. Elimi şöyle göstereyim. Bu şekilde olacak kadar yoğuruyorsunuz. Sakın katı yoğurmayın. Yoksa poğaçanız yumuş yumuş fos bir poğaça olmaz. Şimdi ben ağzını güzelce streçleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan da alayım.
Zaten ağzını örteceğim ama yine de içine toz konar, bir şey olur. Böyle de olsun istemiyorum. O sebeple evet arkadaşlar, şimdi ben hamurumun üstünü güzelce örteceğim ve hamurumu birazcık mayalandırmaya bırakacağım. Bu artık sizin evinizin sıcaklığına göre değişir. 45 dakikada da mayası gelebilir, 1 saatte de 2 saatte de. Yani ortalama 40 dakika 45 dakikada hamurum güzelce buralardan taşacak kadar güzel bir hamur olacaktır inşallah. Sizlerle tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar, hamurum çok güzel mayalandı. Bakın resmen hamurumun çenesi düşüyor, nazar değmesin. Malzemelerimi de hazırladım ve tekrar kameranın karşısına geçeceğim inşallah. Şöyle tripodumu koyayım. Şimdi bu şekilde inşallah iyi gözükür. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve artık Allah'ım bereketle, afiyetle gider inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım afiyetle yemeği nasip etsin. Bakın böyle çıkıyor. Bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hamurumun havasını alıyorum. Hatta sahilimi yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kenardan Allah'ım afiyetle bize yemeği nasip etsin. Siz bu poğaçayı ister özel günlerinizde, ister sabah kahvaltılarınızda, ister buzluk poğaçası, nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bakın havasını aldım. Şimdi arkadaşlar birkaç farklı çeşitte değişik motiflerde poğaça yapacağız. Tek hamurla, hem de size onu göstermiş olacağım. Önce Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve hamurumdan biraz büyük oldu. Böyle göstereyim. Bakın yağ oranı falan gayet iyi. Tepsimde yağladım, kenara hazırladım. Onlar hazırda bekliyor. Görüyor musunuz? Gayet lezzetli. Şimdi ben hamur matıma şöyle geçeyim. Şöyle gördünüz ya arkadaşlar. Ters edeyim, ters düz. Burada benim az bir şey sıvı yağım var. Şimdi sıvı yağını hafif böyle elimi sürüyorum. Bakın yağlandı. Şimdi poğaçamı tekrar yaptım ya. Bu şekilde yapıyorum. Tekrar üstünü de yağlıyorum. Ondan sonra bu aşama biraz zor ama sonra muhteşem olacak. Bakın bu şekilde önce ikiye katladım, yağladım. Sonra yağladığım yeri tekrar katladım. Bu şekilde tepsime alıyorum. Bunun adı cepli poğaça arkadaşlar. Piştikten sonra içerisine bir katına marul, bir katına domates veya beyaz peynir veya salam ne koyarsanız yapabiliyorsunuz. Böyle biraz da alayım. Evet, bakın. Böyle hamur matları da size kolaylık sağlayacaktır. Bakın bu şekilde. Evet. Şimdi ortasına tekrar yağ sürüyorum. İkiye katlıyorum. Bakın tekrar hafiften. Zaten hamurum yağlı. Parmaklarım da yağlandı. Evet. Bu şekilde ikinci cepli poğaçamı da yapmış bulunmaktayım. Aralıklı tepsime diziyorum. Çünkü kabaracağını hesap ediyorum. Bakın bu şekilde. Biraz
şurada alayım. Oklavaya veya küçük bir merdaneye gerek duymuyorum. Çünkü küçücük yapacağım için bu az oldu. Şimdi şöyle. Arasını yağlamamın sebebi yapışmaması. Bakın. Renkli poğaçam. Şu an pişip içine bir şey koyulmadığı için biraz anlamsız gibi gelebilir ama sunum esnasında bakacağız. Evet arkadaşlar. Bir tane daha cepli poğaça yapacağım. Ondan sonra diğer motife geçeceğim inşallah. Katlıyorum. Böylece dördüncü cepli poğaçam da bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve normal pastane poğaçasını yapımına geçiyorum. Bunları da küçük küçük arkadaşlar, çünkü kabaracak, çok büyük olmasını istemiyorum. Yuvarlak közülüyoruz. Hamurun cıvıklığı bu şekilde olmalı. Yoksa ki piştiğinde içerisi sert kalabilir. Ama bu şekilde cıvıklıkla bir poğaça yaptığınız zaman muhakkak fos fos bir poğaça olacaktır. Eğer siz de bu şekilde uyarsanız. Bakın kıvamı bu şekilde. Yani elime çok hafif yapışıyor. Evet. Aralıklı dizmeye gayret gösteriyorum. Biraz daha kamerayı yaklaştırabilirim. Olmadı. Bir saniye. Evet, şu anda gayet iyi. Bu şekilde sizlere daha iyi nasıl gösterebileceksem yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde. Burada da yapabilirsiniz. Elinizde de pözleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Yağlı kağıdım yoktu. O yüzden tepsimi yağladım güzelce. Sizler yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz, nasıl arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde avucumun içine küçücük yaptığım zaman maşallah diyeyim, kocaman poğaçalarım olacak.
İnşallah. Tepsiye sakın çok fazla sıkıştırmayın. Yoksa ki piştiğinde birazcık birbirine yapışıyor ve güzel gözükmeyebiliyor. Yapabilirim. Dediğim gibi hamuru katı yoğurduğunuz zaman arkadaşlar bu şekilde olmaz. Hamuru birazcık her zaman yani cıvık deneyelim de bu şekilde olacak. Kurabiye hamuru gibi sakın sert bir hamur yapmayın. Elbette yapmazsınız ama neydi? Hatırlatmada bulunayım. Evet arkadaşlar, şu anda klasik poğaçalarım hazırda. Şöyle üstüne yumurtasını süreyim ki tepsi mayasında bir 10 dakika 15 dakikada tepsi mayası yaptırabilirsiniz. Çok daha iyi olacaktır. Şimdi ben hemen üzerlerine yumurtasını sürüyorum. Sırayla hepsini pişireceğim. Rabbim afiyetle yemeği nasip etsin. Şimdi tepsi mayasından sonra da yumurta sarılarını sürebilirsiniz ama o zaman fırça darbesiyle hava kapağıcıkları patlayabilir. Ben bunu istemiyorum. O sebeple her zaman ben böyle yaparım. Önce yumurta sarısını sürelim, sonra mayalandırırım. Şöyle. Yumurta sarısının gelmediği yer olmasın. Fırınınızda 150 derecede ısıtın. Ben öyle yapıyorum. Daha sonra hemen pişmeye alabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Çörek otu ve susam. Bakın burada çörek otum var. Şöyle göz kararı. Çörek otunun faydaları zaten saymakla bitmez. Muhakkak herkes tüketmeli. Yani doğada her şeyin her şeye muhakkak bir faydası var arkadaşlar. Allah-u Teala hiçbir şeyi sebepsiz insanoğluna yaratmamış. Her şeyin bir yaratılış gayesi, bir sebebi var. Susamı da ben böyle kavrulmuş alıyorum. Güzel, iyice kızarsın diye. Elime de sardı bu arada, elim yağlı olduğu için. Şimdilik arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Ben poğaçama tepsi mayası vereceğim. Bu arada da ikinci tepsiyi hazırlayayım. Diğer bir motifte tekrar göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıra ikinci tepside. Şimdi sıra
pizza poğaçadan. Şimdi ben bir tane pözümü aldım. Böyle koydum. Ondan sonra ortasına şöyle bardakla bastırıyorum. Şöyle bir bardakla bakın. Bu şekilde olacak. Ortası çukur kaldı. Evet. Bu orta yerine ben ketçap, birazcık salça, birazcık sıvı yağ, azıcık da kekikten şöyle bir sos yaptım. Yapmak zorunda değilsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Böyle orta yerine bundan sürüyorsunuz. Ondan sonra şöyle birazcık kaşar. Birazcık zeytin. Evde neyiniz varsa, salam olur, sucuk olur, biber olur. Ondan sonra her şey olabilir. Birazcık da sucuğum vardı benim. Ondan da ekleyeceğim. Bu şekilde artık ben bunu tepsime koyacağım. Kenarlarına yumurta sarısı sürebilirsiniz. Sürün yani. Sadece örnek olarak gösteriyorum. Şimdi bir pözü daha aldım buradan arkadaşlar. Bakın. Biraz küçük oldu. Şöyle pözü. Evet, bakın bu şekilde koydum ortaya. Sonra bunun altıyla şöyle ortasına çukur açmak için. Amaç bu. Elinizle de destek verin. Tam orta yerine. Sadece kaşar da koyabilirsiniz. Dediğim gibi. Sadece zeytin de olabilir. Şöyle siyah zeytin de koyayım. Böyle bu şekilde. Şöyle de bozmadan. İsterseniz de bunu tepsinin üstünde de yapabilirsiniz. Bir tane de öyle göstereyim. Şuradan bir pözü daha alayım. Fırınım ısındı. Tepsim ayağımda geldi. Diğer tepsimi hemen fırına vereyim. Bakın. Bunu böyle aldınız ya. Şöyle koydunuz. Bakın. Bu şekilde yapıyorsunuz. İnşallah güzelce de gözükür. Ortasında böyle çukur yaptık. Çok çukur olmuyor ama mayalı olduğu sebepten dolayı. Sucuk alayım. Biraz kırmızı biber. Dediğim gibi sizin neyiniz varsa onu kullanın. İlla şart değil. Şu olacak, bu olacak diye. Mantarınız varsa mantar da çok yakışabilir. Tamamen sizin zevkinize ve hayal gücünüze kalmış bir poğaça. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Evet, ikinci tepsimi fırına verdim. Şimdi tekrar daha yakından göstermeye çalışarak bir daha yapayım. Biz böyle bir pözüyü alıyoruz arkadaşlar. Bakın, yuvarlak yaptık. Maşallah değil. Bu şekilde koyduk. Sonra bardağın altıyla. Bakın böyle. Şöyle yaparak şöyle biraz sucuk, biraz kaşar peynir, biraz daha koyabilirim kaşar. Ondan sonra ne kadar çıkarsa o kadar. İlla şu olacak, bu kadar olacak diye bir şart yok.
Daha yeşil zeytini çok koyayım. Çok severim yeşil zeytini. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bastıralım aşağıya doğru. Tekrar bir tane daha alıyorum. Çok oldu. Poğaçamın kıvamı zaten 10 numara. 5 yıldız. Bu şekilde koydunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerekten. Şöyle yerim kalmasın. Ortası çukur olacak. Hemen malzemeyi koyalım. Biraz daha kaşar. Evet. Birazcık zeytin. Zeytinlerden de koyayım. Yeşilinden de. Böyle aralarını açık bırakın. Çünkü kabaracak. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bütün tepsimi bu şekilde hazırlayayım. Daha sonra inşallah yine görüşeceğiz. Evet, artık bütün poğaçalarım bu şekilde pişti. Yani bakın, 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 bakın. Şunların dokusunun güzelliğine bakın. Bakın arkadaşlar. Puf. Sünger gibi. O kadar lezzetli ve yumuşak. Her biri aynı şekilde. Bakın. Dokusu, tadı, her şeyiyle muhteşem. Gayet lezzetli pişti. Evet arkadaşlar, sizler de bu tarife uyarak muhteşem poğaçalar yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte çok güzel, çok muhteşem bir poğaça tarifini de birlikte yaptık. Artık benim poğaçalarım pişti. Fırında soruncuları var. Onlar da yaptığım bu yuvarlak poğaçalardan. Ve saat çok geç oldu. Şimdi bakın, dokusu o kadar muhteşem ki. Bakın, fos fos. Mayasından, hamurun yumuşaklığından. Yani cıvık bir hamur yoğurduğunuz zaman bu şekilde fos fos oluyor. Sakın katı bir hamur yoğurmayın. Bu poğaçayı sabah kahvaltınıza yapın. Eşinize, dostunuza, gelininize, gidinlerinize, herkese yapıverin. Afiyetle yiyin arkadaşlar. Bana destek olmayı, bana yorum yapmayı ve bana abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun diyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Kalbinizdeki, gönlünüzdeki tüm iyi niyetleri Rabbim hepinize versin inşallah. Hadi iyi geceler diliyorum.